12 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilecek bu adaylara iletmek istediğiniz ülkemizin ve Balıkesir'imizin sorunları nelerdir? Ne iletmek istersiniz adaylara? Türkiye'de sorun çok, her tarafta var sorun. Yalnız Balıkesir değil, bir işsizlik var. Biraz da bizim insanlığa da yani. İş var, çalışmıyor. Şimdi biraz önce arkadaş söyledi. İşte fabrikalar şunla bunla kapandı. Şimdi bir parti geliyor, almış kendi adamlarını 1000 tane. Öbürü gelmiş, almış 1000 tane. Pekim de dedi biraz önce, 650 tane bekçi vardı orada. 4 kapı var, 650 bekçi. Şu anda bir defa TÜİK rakamlarına göre işsizlik 14 gözüküyor. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman bugün Türkiye'de işsizlik %25 civarında. Yani işsizliği önlemeleri lazım. İşsizlik olmadığı zaman aç tavuk ambarı deler. Yani hırsızlık da çoğalır, zina da çoğalır, hepsi çoğalır. Bizim milletvekillerinden istediğimiz konu şudur. Kaç tane milletvekili çıkartıyoruz? 8 tane. Bu 8 tane milletvekili tamam partilerini bir yana bırakacak. Artık Balıkesir için bütünleşmesi lazım. Bunlar bir bütünleşip, kimi var iş adamı Türkiye'de? Yakala bunları. Ali Ağoğlu'm var. Fabrika kurulacak. Tut bunu, getir Balıkesir'e. Göster, yer göster. Balıkesir'e bunların yapılması lazım. Balıkesir şu an Türkiye'yi besleyen bir ülkedir. Yani bir besleyen tabii, bir ildir. Tabii. Yani her türlü numara, sebzesinden yani her türlü şeyinden besleyen bir ülkedir. Bizim yani kendi Balıkesir içinde, Türkiye'de Balıkesir'de en çok parası olan millet il Balıkesir'dir. Balıkesir'in sorunu çok. Ne onlar mesela? Balıkesir geri kalmış. Bak İstanbul Bursa arasında, Bursa İzmir arasında geri kalmış bir vilayet. Neden? Neden bu bizim Balıkesir'den Ayvalık'a kadar demiryol atıyor? Günübirlik denize varsa gelsek zarar mı olur? İyi olmaz mı? Hiç bunlara değinmiyorlar. Her şey işsizlik kızım, işte sütle para yapmıyorlar. Köylüler perişan. Perişan köylüler yani. Ne problemi var köylülerin işsizlik yenler dışında? Pahalı. Ondan sonra şey, yenler pahalı geliyor. Millet işte işsiz. Her şey yani ağlayacağım. Ay ağlamayın. Üzüldüm ya. Evet. Köylüler öyle perişan. Evet. Köylünün çok sorunu var diyorsunuz değil mi? Köylülerin çok sorunu var.